Oluşturduğumuz nesnelerin kopyasını alarak farklı şekiller elde edebiliriz. Farklı büyüklükler elde edebiliriz. Veya o kopyaladığımız nesneyi farklı amaçlar için de kullanabiliriz. Bunun için oluşturduğumuz nesneyi seçiyoruz. Daha sonra da sol yukarıda bakın burada kopyalama bölümü var. Şu an kopyalandı. Üst üste ikisi geldiği için sanki kopyalanmamış gibi olabilir. Ben mouse'umu sol tuşuyla tutuyorum ve çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki nesne de birbirinin aynısı. İsterseniz bunun büyüklüğünü kendiniz değiştirebilirsiniz. Belirli olanlar da küçültebilirsiniz. Şu şekilde büyüklüğünü de ayarlayabilirsiniz. Böylelikle iki farklı büyüklükte nesnemiz oluşmuş oldu. İsterseniz nesnemizi seçtikten sonra bakın şurada kopyala bölümü var. Daha sonra da yapıştır bölümüne tıklıyoruz. Farklı bir yerde nesnemiz oluşmuş oluyor. Veya tekrar bastığımız zaman farklı bir yerde hemen kopyasını çıkartabiliyoruz. Sizler de istediğiniz gibi kopyalama araçları kullanabilirsiniz. Biraz önce dikkat ederseniz burada hemen birebir üzerinde kopyalama yaptım. Çünkü bazı durumlarda nesnenin üzerinde aynı şekilde durmasını isteyebiliriz sanki orada milimetrik oynamalar yapabiliriz. Eğer bu şekilde yaparsak bakın çok uzak bir şekilde kopyalama oluyor. O da bizim için zor olacaktır. Tekrar aynı noktaya getirme vakit kaybı olacaktır. O yüzden iki türlü kopyalama koymuşlar. Sizler de uygun olan kopyalama çeşidini kullanabilirsiniz. Kopyalama konusuyla anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.